Türkiye'de nükleer santrale karşı tepki var. İşte olmasın, ne gereği var? Çevre duyarlılığı falan ön plana çıkaran kişiler var. Arkadaşlar, dünyada nükleer santraller hemen hemen her ülkede var. Ben Finlandiya'da yaşıyorum 33 senedir ve Finlandiya çevreye duyarlı ülkeler arasında ilk sıralarda gelir dünyada. Ama nükleer santral var. Yenisi de bu ay faaliyete geçti. Yani elektrik üretmeye başladı. Fransa'da biliyorsunuz onlarca var. Diğer ülkelerde de aynı. Ama Türkiye'ye geliyorsunuz. Türkiye'de birileri olmasın olmasın. Arkadaşlar, ucuz enerji nükleer santrallerden elde ediliyor. Ve bu artık zorunlu bir halde. Almanya'da da vardı. Almanya ne yaptı? Hepsini kapattı. Tabi Almanya'nın parası bol. Enerjiyi yurt dışından da alabiliyor. Bu bakımdan Almanya'yı bundan ayrı tutalım. Ama İsveç'te bile var. Ve İsveç yıllar önce demiş ki yeniden parlamentomuzda onaylayalım. Eğer parlamento karar verirse devam ederiz diye bir karar almışlardı önceden. Ve bir oy farkla devam kararı çıktıydı ve onlarda da aynı şekilde var. Bu bir gereklilik. Ama Türkiye'de şu var, yani her şeye karşıyım. Aman hükümet yapıyor, ona karşıyım, buna karşıyım. Arkadaşlar, bu gerekli. Buna karşı olmanıza gerek yok. Bu artık şu anda dünyada en ucuz enerji ondan elde ediliyor ve o bakımdan nükleer santraller var. Ha ne olur, ileride güneş enerjisi çok çok daha kullanılır hale gelir. Ülkemiz bu bakımdan da ilerler. Ondan sonra ne yaparsınız? Bunlardan vazgeçersiniz. Buna karşı olmak, yani hükümete karşı olmak eşitliğine, şeyine getiriyorlar, kriterine getiriyorlar. Ama bu hükümet gider, öbür hükümet gelir. Onlar da ne yaparlar? Devam ederler. Avrupa'da da böyle. Birileri diyor ki, işte biz nükleer santrallere karşıyız. Geliyorlar, hükümet ortağı oluyorlar. Bakıyorsunuz, en büyük savunucusu oluyorlar. Ha, Finlandiya'da mesela Yeşiller Partisi var. Bu bakımdan, çevreye duyarlılık bakımından hep ön planlarda oluyorlardı. En sonunda ne olurlar? Hükümete geldiler. İşte onlar da hala daha seçimi kaybetmelerine rağmen Haziran ayına kadar görevdiler. Ne oluyor? Nükleer santralinin yenisi de açıldı. Bunları sizlere niye örnek veriyorum? Yani birilerinin peşine takılmayınız. Muhalefet yapmak için de muhalefet yapmayınız yani. Evet, TOK bakın güzel. Kendi arabamızı üretmeye başladık. Ya parçası şuradan buradan. Arkadaşlar, dünyada hiçbir zaman her şeyin yerli malı yok. Yani Finlandiya'da Nokia vardı biliyorsunuz. Bir parçası Çin'de, biraz orası öyle, orası şurada, şurası burada üretiliyordu. Ama yazılımı Finlandiya'dan olduğu için Fin malı olarak geçiyordu. Biz de TOK şimdilik bir başladık. Çok çok daha ileri gideceğiz. Bu bir adım. İHA'lar, SİHA'ların biliyorsun %90'ın üzeri Türkiye'de üretiliyor parçalarının. Yazılımı önemli. Finlandiya gibi teknolojide ileri bir ülkede diyor ki Türkiye'den İHA, SİHA alsak ve gururla bahsediyorlar. Onurla bahsediyorlar. Ama bizimkiler ne diyor Türkiye'nin içinde? Ya diyor, diyor o diyor, Türk malı değil falan filan. Ya Avrupalı, dünya onu Türk malı olarak görüyor ve diyor ki bizde de olsa diyor ondan. Biliyorsun Litvanya'da Ukrayna'ya alıp Türkiye'den alıp hediye etmek için kampanya bile yaptılar. Yani Türkiye'den almak için o başka ülkede kampanya yapıyorlar ki alıp falanca ülkeye hediye edelim bundan diye. Ne Türk teknolojisi? Bizim teknolojimiz. Siz ne diyorsunuz? Buna karşıyız diyor. TOK diyor. Yollarda araban. Ya bugün bunu yaptın. 15-20 sene sonra neyi yapamaz? Yani bu aşamaya gelmişsin. Uçak yapıyoruz. Tankını yapıyorsun. Ondan sonra yapmışsın 200 küsür metrelik savaş gemisi. Yok öyle oldu da böyle oldu da buna gerek. Yani asker kuturmuş gibi, emekli asker arkadaşlar yorum yapıyor. Bunları geçelim. Sen bugün bunun azıcık bir tık ucundan yapıyor musun? Yap. Siz şeyi biliyor musunuz? Nokia'nın ilk halini. 80'li yılların sonu, 90'lı yılların başında. Koskoca bir elinde telefon. Ama adamlar ne yaptılar? Onu ilerlettiler, geliştirdiler. Öyle bir hale gelmiş ki 200 milyar dolarlık şirket olmuştu. Ama ne oldu ondan sonra? Teknolojiye ayak uyduramadılar. Microsoft'ta bir tane genel müdür Microsoft'tan geldi. En sonunda Microsoft'a 5 milyar euroya sattılar onu. 200 milyar dolar değil, euroluk şirketti. Senede 10 milyar euro Finlandiya'da vergi veriyordu devlete. Şimdi bugün ne yapıyorsun? İhan Sihan var. İşte bu otomobili üretmeye başladın. Tankını yapıyorsun. Ondan sonra uçağını yapmaya başladın. Savaş gemisi yapmışsın. Diğer alanlara da bu ne yapar? Yansıyacaktır. Ha sen ne yapıyorsun? Soğan pahalı, patates pahalı, şu pahalı. Arkadaşlar, soğanla patatesin veya da o gıda maddelerin pahalı olmasının en büyük nedenini ben size açıklayayım. Finlandiya'da 3 tane büyük grup var. Yani bunlar bu market alandalar. S grubu,
K grubu, bir de Almanların Lidl'ı. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musun? Sebze, meyve, diğer şeyleri direkt üreticiden alıyorlar. Finlandiya'da bir şirket Türkiye'den portakal alacaksa, o portakal tarlasında yetiştiricisine diyor ki şu gübreyi de atacaksın, şu standartlara uyacaksın. Ondan sonra ben senin malını direkt senden alayım diyor. Arada aracı yok. Siz eğer aracıları böyle kaldırıp marketler direkt gidip üreticiden alırsalar çok çok daha ucuz sizler onları yiyebileceksiniz. Hükümetin burada yapacağı hiçbir şey yok. Bu pazarlama tekniği ve büyük mağazaların, büyük marketlerin ne yapması lazım? Organize olması lazım. Aradan aracıları çıkartıp üreticiden tüketiciye ucuz bir şekilde malları iletmeleri lazım. Bu da ancak bu şekilde olur. Evet, daha bu konuda ayrı bir video yapacağım. Ama dediğim gibi soğanla, patatesle, şundan bundan uğraşmayın. Şu anda teknolojide iyi bir haldeyiz. Ve iyi adımlar atılmış. Bunun devamı gerekli. 15-20 sene sonra Türkiye'nin halini düşünebiliyor musunuz? Yani Kore bu hale böyle mi geldi? Yok. Finlandiya derim, örneği verdim. 80'li yılların sonuna doğru Nokia'nın halini görün. Yani Finlilerin cep telefonunu üretmesinin en büyük nedeni Finliler dağınık yaşıyorlar. Bunların gölün kenarında bir tane evi var. Etrafında kimse yok. Oraya elektrik kablosu döşeceksin. Zahmetli ne yapıyor? Bunu çözmek için uğraş en sonunda cep telefonu bu hale gelişmesi geldi. 200 milyar dolara çıkan şirket sonradan 5 milyar dolara satıldı. Türkiye'de sen istediğin kadar üret sat, normal diğer şeyleri tarımda şunda bunda o kadar para kazanamazsın. Ama ne yapıyor? Bugün İHA, SİHA şirketlerin veya tank üretmesi, uçak şu bu, onlar yarın yüzlerce milyar euroluk şirket haline gelirler ve biz de çok daha büyük bir söz sahibi dünyada oluruz. Evet arkadaşlar, ne diyoruz? Nükleer santrale karşıyım, ona karşıyım, buna karşıyım. Yok o öyle oldu, böyle oldu. Ya senin ülkende bir şey oluyorsa iyi her zaman destekle. Diğer bakımdan da muhalefetini başka çeşit yap. Sen daha iyi neyi yapacaksın onu açıkla. Evet. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.